olan bir kuşumu beslerken, düzeltmeye çalışırken göz göze geldik kuşumla. Dedim tek insanlar bize dedim şefaatçi olmayacak elbette. Hani bunların ağzı var dili yok. Dedim belki bize dedim şefaatçi olurlar. Tartıştığımızda sıkıntı yaptı bana. Ev içinde de böyle böyle adam yapılmayacak. Ben gideceğim. Sen gitme ben gelmiyorum. Ev senin olsun deyince babam gibi falan aramıştı. Tekrar akşam eve gittim baktım konuşmayınca biraz tartışmıştık. Akşam eve gittik konuşmadık. Benim abim de pet shopcu. Akşam çıktım konuşmayınca eşimle oraya gittim. Abimin yanına gittim. Bir tane muhabbet kuşu geldi. O da konuşuyordu. Arkadaş satacakmış. Dayanamadım onu da aldım. Eve götürdüm tekrardan konuşuyor, ele geliyor diye. Hatta eşim dedi sen benden konuşmuyorsun. Kıcıklık olarak eve de mi kuş getirdin havası yaptı. Ben dedim denk geldi işte konuşuyordu falan diye. Buyurun güzel ele geliyor konuştuğu için aldım getirdim falan havası yaptık. Tekrardan gönlünü aldık yani neyse. Sıkıntı olmadı. Çiçeğini de alınca kandırdık yani. Ya kuş satmayı da çok düşündük. Bırakalım dedik. Eşimle tartıştığımızda da bırakalım dedik. Bayağı bırakmayı düşündüm. Ama bırakmayı düşündüğümde kaç tanesini satmaya kalktım, satalım dedik, bırakalım, tergeyelim dedik. Tergemeye kalkınca gözlerim doldu yani. Yavru vermişim, emek almışım, bunların hepsi bende emekten büyümüş. Her hasta olduklarında ilaç almışım ayrı ayrı. Ölmesinler, büyüsünler diye. İsmim Sertan Alparslan. 1983 Gaziantep doğumluyum. Kuş sevgisi bizde çocukluktan beri aşılanmış bir sevgi. Babadan atadan gelen tarif edilmez bambaşka bir sevgi. Çocukluk ilkokula gidiyorduk biz. Babamın güzel renkli elvan kuşları vardı. Hepsi birbirinden güzel. Biz tabii ki kuşları o zaman tanımıyorduk. Yani isim olarak bilmiyorduk. Ama renk renk tanıyorduk böyle şeyine göre, rengine göre falan. Böyle bize yavaş yavaş sevgisi aşılandı. Renklerine göre ayırt ediyordu. Sonra babamızın yanında kahveye falan giderdik. Öyle kuşlara bir sevgimiz oluştu. İşte 10 yaşından beri yavaş yavaş sevgisi bizlerde aşılandı. Boş vaktimizde kuşlarla geçiririz. Güvercinlerimizle geçiririz. Renkli kuşlarımız var. Posta türü kuşlarımız var. Çiftli yavrulanmış kuşlarımız var. 5 kümesimiz var. Ortalama 400-500 arası güvercinlerimiz var. Yemlemesi, yavrulara bakması hepsi ayrı bir zevktir. Onun yani zorluğu yoktur sevgisi olunca. Ya hepimizin hayatında yani yoğun iş programı. Ya diyorum seyahatlerim oluyor. Dışarıda koşturmalar oluyor falan. Yani güvercinlere geldiğim zaman bütün yorgunluğun, stresin, sıkıntı kalmıyor. Her şeyi unutturuyor. Buraya gelip biz bir nevi deşarj oluyoruz. Yani vücut dinleniyor. Şunların yanında bir saat kaldığımız zaman bütün yorgunluğun, stresin, her şeyin geçiyor. Bambaşka oluyor. Mustafa Ekerbiçer, Gaziantep Şahinbey bölgesinde ikamet edip burada güvercinlerimi kendi evimde besliyorum. Bu işe gönül vermiş arkadaşların da ve tüm emekçilerin de emeklerine sağlık. Ben kuşçuluğa 7 yaşından beri başladım diyebilirim. Kuşçuluğu bize aşılayan saygıdeğer kuşçuların üstadı Balcı Apo Ekerbiçer abim
bize bu güvercin beslemeyi aşinayla aşıladı. De bize bu sevdayı aşılamış. Çünkü güvercin, hayvanlarla uğraşmak, iç içe olmak çok güzel. Şöyle bir şey var, hayvanları sevmeyen insanları sevemez. Genelde ilk kuşçuluğa başladığımızda ailem, ben küçüktüm, bana değil de abim Abdullah Ekerbiçer'e çok karşı çıkarlardı. Burada onun kulaklarını da çınlatmış olalım. O sürekli İşte okul zamanı okula gitmez veya işte iş zamanı işten erken kaçar, eve kuşlarının yanına gelirdi vesaire vesaire. Her kuşçunun, ben küçük olduğum için kendi benim hatalarımı sürekli hep üstlenmiştir. O yüzden ben çok ön plana çıkmazdım da kuşçuluk yönü abimde daha çok aşina olmuştu. O yüzden biz de benim hatalarımı kendisi telafi ederdi. Sonra derken biz de bu işe gönül verdik. Kuşçu adı altında bu sevdamızı genişlettik. Şu an ben kuşlarımı genelde yavrudan almaya çalışıyorum. Yavrudan alıyorum. İyi kuş beslemeye gayret gösteriyorum. Elvan kuşları seviyorum. Yüksek kuşları seviyorum. Biz daha önceki yıllarda bu tarz kuşlarla karışma yapardık. Efendim, döküşme yapardık. Korkusuzca bırakırdık. Ama şu an kuşlar, kahveden gidiyorsun, güzel kuş alıyorsun ama kuş sana gelene kadar bayağı bir dam gezmiş. Kuş nereyi sahiplenecek, evim neresi diye tereddütte kalıyor. O yüzden yavrudan olduğu için kuş daha güzel. Yani gurbeti yok, hiçbir yeri bilmiyor, sadece burayı biliyor. O yüzden ben bu gördüğünüz kuşları kışın posta güvercinleri gibi korkusuzca bırakıyorum. Karışma amacıyla değil ama kuşlar istirahatlı olduğu için posta kuşları da bunlara gelip havada birleşip beraber uçuyorlar. Sonra tekrar bütün kuşlar kendi evlerine dağılıyor. Ve benim kuşlarım da eksiksiz olarak geri tekrardan evlerine geliyorlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Zoroğlu. Burası Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, İstiklal Mahallesi. Bizim de kadromuz böyle. Posta dalında, kendi çapımızda. Hem yavruculuk yapıyoruz, hem uçum var. Güvercine küçük yaşlarda başladım. İlkokul çağlarımda başladım. Burada karşı komşumuz güvercin uçururdu. Onun güvercinleri bizim dama konardı. O mahalleden bana seslenirdi işte. Damıma kuşumuzu kondu. Git uçur. Ben de çıkardım, severdim. Ondan sonra dama çıktığımda onları izlerdim. Ne yapıyorlar bunlar? Dedim ben de besleyeceğim. Gittim, param biriktirdim. Burada kuşçu kahveleri var. Oraya gittim. Ailem izin vermezdi. Ben burada sandıkların arasında beslerdim. İşte annem yakalardı, bırakırdı, atardı. Ben tekrar gidip alır gelirdim. İlk güvercimim şu şekilde oldu. Bir arkadaşımız vardı mahalleden. Dedim ben kuş besleyeceğim. O da dedi bana yukarı tarafta kuşçu kahvesi var. Oraya gidelim. Oraya gittik. Cebimizde cüzi bir miktarı vardı. Kuşçuya dedik işte o zamanın parasıyla 5 lira bir şey cebimizdeki para. Verdik, bize bir kuş verdi. Onu aldık, o şekilde başladık. Nallı gibi bir kuştu. İyi hatırlıyorum. Öyle dişi bir kuştu. Sonra onun yanına tek kalmasın diye tekrardan paramızı biriktirdik. Bir tane de gittik aldık. Sonra ailem gördü işte izin vermedi. Kuş besleme dedi. Annemgil ailem istemediği için kuşları ben gizli gizli beslerdim. Babam evimizin altında bakkaldı. Bizim damda, damın yarısı sandıkla doluydu. O sandıkların içerisine kuşları saklardım.
Tabii sürekli yukarı çıktığım için annem şüphelenirdi benden. Yine mi kuş getirdin? Yok derdim. Benim olmadığım bir gün, okulda olduğum gün o çıkar kuşları bulurdu sandıkların arasından. Götürür ya başkasına verirdi ya da bırakırdı kuşları. Uçan olursa bırakırdı. Daha çok bağlandım.